Meme kanserinin cerrahi tedavisi sırasında bazı hastalara ameliyat anında, yani ameliyat yaraları açıkken tek doz radyoterapi uygulayabiliyoruz. Bunun için tabii belli kriterlerin olması gerekiyor. Hastalarımızın 50 yaş üzerinde bulunması gerekiyor ve tümörünün biyolojik yapıları da kemoterapi gerektirmeyecek bir biyolojik yapıda olması gerekiyor. Bu hastalar eğer ki böyle bir yöntemi yapmayacak olsak ameliyat sonrası dönemde uzun bir dışarıdan radyoterapi almaları gerekiyor. Halbuki yara açıkken tek kerede uygulanan radyoterapi ile uzun bir radyoterapiden onları kurtarmış oluyoruz. Aynı zamanda bu radyoterapi sırasında bir göğüs duvarının üzerine koyduğumuz kurşun plakla hedeflemiş olduğumuz meme dokusunda bu kurşun plağın üzerine getirerek daha sonra da bir özel bir cihaz var, robotik tarzda bir cihaz. Bu cihaz buranın üzerine gelip kilitleniyor ve sadece hedeflediğimiz, ışınlamak istediğimiz meme dokusu radyoterapiyi alıyor. Vücut bu radyoterapiden ve diğer organlar etkilenmemiş oluyor. Hastaya hem vücudunun etkilenmesinden koruyor hem de uzun bir tedavi yerine kısa bir tedaviyle tedavinin bitmiş olduğunu sağlanıyor. Yine intraoperatif radyoterapi dediğimiz yöntemi bir de daha başka amaçla da kullanıyoruz. Standartında meme koruyucu cerrahi yaptığımız kadınlarda önce tüm memeyi ışınlıyoruz. Daha sonra da 8 kere sadece tümörün bulunduğu yeri yüksek doz ışınlama uyguluyoruz. İşte intraoperatif radyoterapide bu 8 kerelik yöntemi ameliyat sırasında uyguluyoruz. Kadının 8 kere yüksek doz olacak olan radyoterapiden tek doz ve vücudunu koruyarak yaptığımız ışınlamayla koruyoruz. Ve daha sonra da yine bunun üzerine eklediğimiz kısa bir tüm meme ışınlamasıyla da uzun bir tedaviyi çok kısa bir sürede bitirme imkanını sağlamış oluyoruz.